hukuku da diğer hukuk dalları gibi bir alandır. Dolayısıyla hukuken korunan çok sayıda hak mevcuttur. Bu kanunda yazsın yazmasın hukukun doğal olarak yapısında olan bir şeydir. Türk hukukunda veya Türk mevzuatında olmaması da önemli değildir. Uluslararası mevzuatta olması veya hukukun evrensel kuralları içinde bulunması yeterlidir. Bu prensipleri zaman zaman biz iç hukukumuzda kullanıyoruz. Bizim ama anayasamızı da, vergi mevzuatımızı da dikkate aldığımızda geriye yürümezlik yasağı var, hukuki güvenlik ilkesi var. Bunlar anayasadan çıkan sonuçlar. Dolayısıyla mükellefin hukuki güvenliğini sağlayabilmemiz için öncelikle bir kere kıyas yasağı belirledik ve geriye yürümezlik adı altında 3 tane ilkeyi uygulayabilmemiz lazım. Bunlardan bahsettiğiniz buna girecek. Yani değişiklik yapılacak, geçmiş dönemlere etkili olarak yapılır mı? Böylece mükellefin aleyhine bir durum yaratılır mı? Hayır, yapılmaması gerekir. Türkiye'de yapılıyor mu? Evet. Aşağı yukarı çıkan her kanun bir önceki yılın sene başından başlayarak yürürlüğe giriyor. Yıllık vergilerde bunun izleyen yılın başından itibaren girmesi gerekir ki biz mükellefin hukukunu koruyalım. O yüzden sorunuzun cevabı böyle bir değişiklik yapılırsa hukuka aykırıdır. Bunun da yargı yoluyla çözümlenmesi gerekecektir. Öncelikle Veysi Hocam'a söz vereyim. Hocam uygunsa buyurun. Şimdi önümde bir arkadaşımızın bana vermiş olduğu bir soru var. Geniş bir soru. Ama bu soru beni çok ilgilendirdiği için kısaca bir açıklama yapacağım. Şöyle söylüyor. Bilindiği üzere vergi usulü kanunu mükerrer 298. maddesine göre gerekli şartlar oluştuğu takdirde tüm birinci sınıf mükellefler enflasyon düzeltmesi yapmak zorunda. Enflasyon düzeltmesi ilk defa 2003 ve 2004 yılları için uygulandı. Ondan sonra mükerrer 298. maddedeki şartlar oluşmadığı için uygulanmadı. Ancak yine aynı maddeye göre enflasyon oranı ne olursa olsun kuyumcular bu düzeltmeyi yapmak zorunda bırakıldılar. Yanlış burada sevgili kardeşim. Ben İstanbul Ticaret Odası'nın müşaviriyim. Bizde meslek komiteleri var. Kuyumcular Meslek Komitesi'nin başkanı ve üyeleri bu enflasyon düzeltmesinin yapılabilmesi için siyaseten Ankara'da ağırlıklarını koydular ve ondan sonra bu çıktı. Yani bunu devlet falan yapmadı. Kuyumcular Meslek Komitesi bu işi istedi. Ve onu bildirmek istiyorum ama bu dilekçenizi de Sayın Bakan'a ulaştırmaya çalışacağım. Şimdi bir konunun üzerinde ufacık duracağım. Bunu esasında konuşmamı yaparken sona bırakmıştım Sayın Başkan, yalnız yani vakti tam kullandırmak istediği için o atladım. Şimdi Vergi Usul Kanunu'nun yorum ve ispat adlı 5. maddesi var. Vergi Usul Kanunu taslandı. Şimdi bu 5. madde çok önemli bir madde çünkü yorum konusunu dile getiriyor. Ben kısaca okuyacağım ve sonra bir şey söyleyeceğim. Vergi kanunları lafzı ve ruhu ile hüküm ifade eder. Lafzın açık olmadığı hallerde vergi kanunları hükümleri konuluşundaki maksat, hükümlerin kanunun yapısındaki yere ve diğer maddelerle olan bağlantısı göz önünde tutularak uygulanır. 2. Vergilendirmede vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyeti esastır. 3. Vergi kanunları hükümlerinin dolanılması olması gereken vergi yükümlülüğünün dışında kalınması veya vergi yükümlülüğünün lehe etki doğuracak şekilde planlanması gibi yöntemlerle vergiyi doğuran olay veya bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetinin gizlenmesi veya değiştirilmesine yönelik muamelenin vergi yükümlülüğüne yönelik etkisi dikkate alınmaz. Bu muamelenin hukuken geçerli olması, bir sicre tescil edilmesi ya da resmi şekle tabi olması bu sonucu değiştirmez. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelenin gerçek mahiyeti yemin hariç her türlü delille ispatlanabilir. Şu kadar ki vergiyi doğuran olayla ilgisi tabi ve açık bulunmayan şahit ifadesi ispatlama vasıtası olarak kullanılamaz. Vergiyi doğuran olay ve bu olaya ilişkin muamelelerin gerçek mahiyetiyle
bu maddedeki diğer hükümlere uygun olarak yapılan bir tespit veya tahriyata iktisadi, ticari ve teknik icaplara uymadığının veya olayın özelliğine göre normal ve mutat olmadığının mükellef tarafından iddia alınması halinde ispat külfeti kendisine aittir. Güzel. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları Maliye Bakanlığı'nca belirlenir. Yani buna ne diyeceksiniz acaba? Yani böyle bir şey nasıl olabilir canım? Yani gülmece bile, yani bu bir kara mizah. Yani bu kadar yazıyorsunuz, yorum diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz. Bunun usulü ne olur, bunun usulü esas olacak? Yazmışsınız oraya bir sürü şey ya. Neyse. Yani bu tebliğ taslağı mutlaka, kanun tasarısı taslağı mutlaka değiştirilmeli. Yani sadeleştirilmeli, düzeltilmeli, fazlalıklar atılmalı. Mali müşavir, muhasebeci arkadaşlarımın uygulayabileceği, katlanabileceği bir yükü beraberinde getiren bir tasarım niteliğinde olmalı ki ondan sonra meclise sunulsun diyorum ben. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Evet, Emre Bey ile devam edelim. Buyurun. Teşekkürler hocam. Tekrar saygılar, merhabalar. Feride Genç Hanım sorusu, serbest meslek hizmetleri, gider pusulası ve yani tasarılarla aslında bugün konumuzla ilgili değil ama sorulan sorulara da genel itibariyle yardımcı olmaya çalışacağız. Serbest meslek hizmetleri, gider pusulası ve KDV yükümlülüğüne değinebilir misiniz demiş. Üzerinde de aslında anlatılmış, beyannamede seçilen kodlardan falan bahsedilmiş. Hani onlar üzerinde çok bilmiyorum hangi kod seçilerek beyan ediliyor, hangisi edilmiyor ama asıl olarak üst tarafta yazdıklarından da şunu sorduğunu algılıyorum ben. Mükellef olmayanlar tarafından bir serbest meslek hizmeti veriliyor. Örneğin telif kazançları istisnasından yararlananlar, yani serbest meslek makbuzu düzenleyemeyenler tarafından serbest meslek hizmeti veriliyor. Burada ariziliğin veya KDV açısından arizi mi yapılıyor, sürekli mi yapılıyor faaliyet, ona bakmak lazım. Eğer arizi serbest meslek kazancıysa katma değer vergisine tabi tutmamak gerekiyor belki ama sürekli yapılan bir serbest meslek faaliyeti ise ve karşı taraf mükellef de değilse 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesiyle stopaj yapmak gerekiyor. KDV stopajı yapıp 1 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapmak gerekiyor. Bunun için de gider pusulası, hani artık gider pusulası sıkıştığımız her yerde düzenlenen bir belge mahiyetine dönüştü belki ama bunun için de gider pusulasıyla belgelendirme yapmakta fayda var. Burak Yılmaz sormuş, soruyu da daha önceden hazırlamış, Çin'den göndermiş soruyu sanırım. Dövizle yapılan finansal kiralama işlemlerinde 3'er aylık geçici vergi dönemlerinde hangi hesaplardaki bakiyelere değerleme yapılmalı? Aslında şunu soruyor, yani haklar hesabına kaydedilen tutar üzerinden değerleme yapılır mı? Yapılmaz, yapılmaz. Hakka kullanım hakkı kaydediliyor, amortismana tabi tutuluyor. Soruda da belirtilmiş 301, 302, 401, 402 numaralı hesaplar, yani borç ve alacak hesapları ki burada belirtilenlerin hepsi finansal kiralama işlemlerinden borçlar. Döviz cinsinden olanlarda borçları veya alacakları değerlemeye tabi tutup lehte veya aleyhte kur farkı olmasına göre kambiyo kârı veya kambiyo zararı olarak dikkate almamız gerekiyor. Hatice Hanım'ın sorusu, yurt dışı firmasından yurt içinde hizmet alınmaktadır. Ödemesi de yurt içinde ayrı bir hizmet alınarak yapılmaktadır. Anlaşma barter'dır. KDV konusunda firmamızın durumuna açıklık getirebilir misiniz? Yurt dışı firma, yani yurt dışı kökenli, yurt içinde mükellef olan bir firma mı? Yoksa öyleyse eğer yurt içinde mükellef olan bir firmaysa zaten KDV dahil fatura gelmesi gerekiyor. Türkiye'de bir iş yeri vardır. Dar mükellef kurum bile olsa aynen tam mükellef kurumlar gibi vergilendirilir. Defter tutar, KDV beyannamesi verir, fatura düzenler. Eğer böyle bir fatura geliyorsa zaten sorun yoktur anladığım kadarıyla ama yurt dışındaki bir firmadan, eğer yurt dışındaki bir firmadan, Türkiye'de herhangi bir mükellefi olmayan bir firmadan Türkiye'de hizmet alınıyorsa bu yine katma değer vergisinin konusuna giren bir işlemdir. Karşı taraf mükellef değilse bizim KDV'yi 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde KDV stopajı yapma
yükümlülüğümüz var. Hizmet Türkiye'de alınıyorsa ya da hizmetten Türkiye'de faydalanılıyorsa 2 numaralı katma değer vergisi beyannamesiyle stopaj yapıp, KDV stopajı yapıp 1 numaralı katma değer vergisi beyannamesinde indirim konusu yapılması gerekiyor. Cengiz Çetin'in sorusu, gerçek kişi ortak, vergi cennetindeki şirketinden Türkiye'deki şahsi banka hesabına gelen paraları menkul sermaye iradı olarak değerlendirilir mi? Türkiye'de bir bankaya para yatıyor, paranın kaynağı vergi cennetindeki şirket anladığım kadarıyla. Menkul sermaye iradı bir faiz gelir elde ediyorsa menkul sermaye iradı olarak değerlendirilir. Gelen paralardan bazen ihtiyaç halinde geri ödemeler yapılıyormuş. Bu durumda netleştirme mi yapma? Elbette netleştirme yapmak gerekiyor. Yani sonuçta bankadan bir faiz bilgisi ve stopaj bilgisi istendiğinde banka onun bilgisini verecektir size. Ne kadar faiz gelir elde edilmiş, ne kadar stopaj yapılmış ki eğer menkul sermaye iradı olarak değerlendiriliyor. Yani Türkiye'de bankaya yattıysa geçici 67'ye göre bunlardan stopaj yapılıyordur. Geçici 67'ye göre de stopaj olduğu için tutarı ne olursa olsun bunların beyan edilmesine gerek yok. Yapı kooperatiflerinin kurumlar vergisi istisnasıyla ilgili bir soru. Yazıyı okumakta zorlanıyorum ama beyefendi bana az önce izah etti sorusunda. Anladığım kadarıyla şu kat karşılığı kooperatifle kooperatif kat karşılığı inşaat işi yapmış. Ancak o kat karşılığı inşaat sözleşmesinde bir ihtilaf çıkmış. Kooperatif genel kurulunda oy birliğiyle o kat karşılığı inşaat değil ama o yaratılan dairelerin satılmasına karar verilmiş. Bu satış gerçekleşirse de kooperatifin muafiyeti bozulur mu diye sorulduğunu algıladım. Bu çerçevede kooperatifin muafiyeti bozulur, satış yapılıyorsa bozulur. Kanunda, kurumlar vergisi kanununda zaten eski uygulamada yani 2006'dan öncesinde kooperatif muafiyet şartlarını bozan unsurlardan birisi kat karşılığı inşaat sözleşmesi yapmak olarak anılırdı ama yeni kurumlar vergisi kanunu buna engel getirdi. Yani kooperatifin amacı eğer her bir üyeye bir konut veya bir iş yeri temin etmek amacıyla kat karşılığı inşaat sözleşmesi yaparsanız muafiyet şartları ihlal edilmemiş olur dedi. Ama sorulan soruda artık satış yapılıyor. Yani o kat karşılığı inşaat sözleşmesi bozuluyor, bir satış yapılıyor. Bu nedenle de kooperatif muafiyetinin bozulacağını düşünüyorum. Muhteviyatı itibariyle bir önceki yıla ait olup fatura tarihi cari yıla ait olan yurt dışı faturasının KDV'si stopajı gider yazılabilir mi konusunda bilgi verebilir misiniz? KDV'si hani katma değer vergisi kanununda şey der, bunu da hepimiz biliriz. İlgili olduğu takvim yılı aşılmamak şartıyla defterlere kaydedilen faturaların katma değer vergisi indirim konusu yapılabilir. Muhteviyatı itibariyle bir önceki yıla ait faturası cari yılda gelmiş. Fatura cari yılda defterlere kaydediliyorsa kaydedilip KDV'si indirilebilir. Gider yazma konusunda da bir önceki yıla ait olduğu için dönemsellik ilkesi gereği bir önceki yıl dikkate almak gerekebilir diyor ama verilen özelgelerde şu yönde görüşler var. Dönemsellik ve tahakkuk ilkesi gereği 2016'da diyelim örneğin gider belgesi 2015 ile ilgiliydi. 2016'da geldi bunun belgesi. 2016 yılında bunu gider yazın, kanunen kabul edilmeyen gider yazın diyor. 2015 yılına dönün, beyannamesini vermediyseniz beyannamede bunu indirim olarak gösterin. Eğer beyannamede verildiyse, o dönemin beyannamesini düzeltebilirsiniz diyor. Evet, sonu devamında onunla ilgili. Özlem Akkaya, kurumlar vergisi mükellefinin gerçek kişiden kiraladığı iş yeri gideri 5000 TL'yi geçiyorsa stopaja tabi olduğu halde BA formunda beyan edilir değerli meslektaşlar. Brüt tutar 5000 lirayı aşıyorsa verilen özelgelerde öyle diyor. BA formunda beyan edilir diyor. Arsamız üzerine Metin Çelik'in sorusu. Arsamız üzerine otel binası inşa ettik. Kapı, cam, asansör, perde, mobilya, klima, halı, televizyon, mutfak için ocaklar, lokanta için masa, sandalye vesaire varlıklar alındı. Bunların amortisman oranı ne olacak diyor. Yani binanın için işte amortisman oranı %2,5 ama atıyorum klima için %20.
Ben burada hangisini uygulayacağım? Binanın bir maliyeti var. Sonuçta bina olarak, bina yapmak için bir maliyet. İşte yapılmakta olan yatırımlarda biz bir şey yaptık ama camı, çerçeveyi, kapıyı, işte klimayı hepsini binanın maliyetine koyduk. Daha sonra yapılmakta olan yatırımlardan çıkardık. Bina olarak aktifleştirdik. Aslında soru da o soruluyor ama yani ben de soruyu tekrar etmiş gibi olacağım. Binanın ayrılmaz parçası niteliğinde olanlar. Binanın mesela ne? Binanın ayrılmaz parçası. İşte asansör denmiş. Asansör binanın ayrılmaz parçası. Asansör için ayrıca 105 yıl itfa ömrü veya 10 yıl itfa ömrü belirlense bile 40 yıla veya 50 yıla göre itfa süresinin. Yani o asansör binanın ayrılmaz parçası olarak kapıyı, camı işte ayrılmaz parça olarak değerlendirmemiz lazım. Ama perdeyi, mobilyayı, halıyı, televizyonu ayrılsa da, binadan ayrılsa da o bina bir zarar görmez. Binanın kıymetinde bir azalma olmaz. Dolayısıyla bunları kendi belirlenen işte otelcilik sektörü için 333 numaralı tebliğde belirlenmiş oranlara göre itfa edebiliriz. Ama binadan ayrılmakta zorlandığımız, ayırırken binanın değerine zarar vereceğimiz unsurlar. İşte binanın asansörünü sökmekte zorlanırız örneğin. Yani binanın o ayrılmaz parçasıdır. Bu tür kıymetleri camını, camsız bina olmaz. Yani camın faydalı ömrü 2 yıl olabilir, 3 yıl olabilir belki ama şimdi binanın camını ama hani ilk yapıldığı andaki camını binanın amortisman oranında amortismana tabi tutmak gerekir diye düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz. Kadir Bey buyurun. Sorular için öncelikle teşekkür ederim. Engelli indirimi ile ilgili bir soru vardı. Onun için öncelikle onu en ön sıraya aldım. Onlar çünkü bizim için çok değerli. Onlar için elimizden gelen her türlü ne varsa onu yapmak da bizim boynumuzun borcu. Soru şu şekilde, eğer yanlış anlamışsam eğer soruyor, sunum sonrasında tekrar bizden bilgi alabilir, sorabilir kişimi. Ufuk Bey sormuş bu soruyu. Daha önce aynı iş yerine vergi indirimi almış bir engelli, bu iş yerinden ayrılmış ve aradan bir zaman sonra tekrar giriş yapmıştır. Bu personel vergi indiriminden faydalanması için idareye tekrar müracaat etmek zorunda mıdır? Raporu 2001 yılına aittir. Vergi indirimi ne zaman başlar şeklinde bir soru var. Bu vatandaşımız 2001 yılında almış olduğu vergi indiriminden almış olduğu engelli raporuyla ilgili vergi indirimine hak kazandığını anlıyorum ben burada. Tekrar bu kişinin bu raporunda eğer süreli veyahut da süreksiz şeklinde bir yani süreli ifadesi yoksa bizim yazmış olduğumuz ilaveden gelmiş olan bir yazıda eğer süreli ifadesi yoksa eğer bu rapor ömür boyu geçerli bir rapordur. Engellik indiriminde eğer oranı değişmediyse, artmadıysa diyeyim daha doğrusu, artmadıysa bu raporu kullanmaya devam edebilir. Ve bizdeki kaydı engellik indiriminden yararlanma hakkı da devam edebilir. Türkiye'nin neresine giderse gitsin. Ancak burada bir işten ayrıldıktan sonra tekrar işe başladığında idareye tekrar başvurması gerekiyor. Ne zaman başladığı önemli değil. Biraz önceki sunumda da anlatmıştım. İdareye başvurduğu tarih. Onun için eğer firmalarınızda engelli bir vatandaş çalışmaya, hizmet erbabı çalışmaya başladıysa eğer vakit kaybetmeden bize göndermenizi, bize başvuru yapması yeterli. Sadece dilekçeyle başvuru yapıyor. Tekrar birinin hastaneye sevki veyahut da tekrar rapor alması istenmiyor. Mevcut olan haktan yararlanmaya devam ediyor. Bir soru, sağlık gideri olarak eczanelerden almış olduğumuz ilaçlara ait ödeme kaydedici cihaz fişleri indirimi kabul edilmiyor. Burada 89. maddeye göre indirim konusu yapılabilmesi açısından tedavi ve ilaç masraflarının tefsik edici belgelerle ispatlanması gerekiyor, tefsik edilmesi gerekiyor. Ödeme kaydedici cihaz fişleri de tefsik edici belge olarak kabul edilmediğinden dolayı indirim konusu yapılması mümkün değil. Değeri düşen mal ile ilgili takdir komisyon kararı 2015 Mart ayında gelirse değer düşüklüğü hangi tarihte gider yazılabilir? Burada takdir komisyonları emsal bedel belirliyor. Bu emsal bedel üzerinden takdir komisyonunun tebliğ edildiği tarih diyeyim artık burada. Tebliğ edildiği tarih Mart 2015 ise eğer o tarihte giderler olarak kabul edilmesi gerekiyor. Kayıtlara intikal ettirilmesi gerekiyor. O şekilde ifade edeyim.
aktifinde kayıtlı iş yerini kiralayan şirket kiracıların isteğine göre binada harcama yapıyor. Gider mi yoksa bina maliyetine mi eklenmesi gerekir? Burada yapılan giderlerin hani 41. maddeye göre ticari kazancın elde edilmesi ve idame edilmesiyle ilgili olması gerekiyor. Gider kanunen kabul edilmeyen bir gider olması takdirinde onun herhangi bir şekilde indirim konusu yapılması söz konusu değildir. Eğer buradaki yapılacak olan harcamalar maliyete eklenmesi söz konusuysa, yani değerini artırıyorsa iktisadi kıymetin, oraya maliyete eklenmesi gerekiyor. Ama direkt maliyete eklenmesinin değerini artırıcı bir husus değilse, o zaman direkt olarak indirim konusu yapabilir. İhtiyacı olan fakir çocuklara yapılan burs yardımlarının eğitim harcaması olarak kabul edilebilir mi? Burada 89. maddeye göre indirim konusu yapılabilmesi için kan bağıyla bağlı olması gerekiyor. Fakir çocuklara yapılan burs adı altında yapılan yardımların eğitim harcaması olarak kabul edilmesi mümkün değil. Serbest müslek erbabı sorduğu için bu soruyu 68. maddeye göre de yazmadığı için, 68. madde içerisinde yazmadığından da indirim konusu yapılması mümkün değil. Yıllara sarı inşaat işi Ocak ayında başlıyor. Bir sonraki yıl Şubat için de bitirilmesi sözleşme de var denilmiş. Herhalde şöyle denilmiş. Ocak ayında işe başlanmış. Ancak Şubat ayında biten, yani bir sonraki yılın Şubat ayında bitirilmesi gerekiyor. Yıllara sari bir iş ortaya çıkıyor. Takip eden yılın, bir sonraki yıl denilmiş, doğru. Yıllara sari bir inşaat var. Ancak diyor, iş Aralık ayında bitirilmesi durumunda yıllara sari inşaat olarak kabul edilmesi mümkün mü? Şimdi normalde iş yıllara sari olarak öngörüldüğünden dolayı tekfat, yani gelir vergisi kanunu 94. maddeye göre %3'lük tekfat hakiki iş ödemelerinden yapılması gerekiyor. Ancak Aralık ayında bittiği için, yani Aralık ayına kadar olan kısımda tekfatların iadesini de sorarsanız eğer, orada yıllara sarı inşaatta istinaden yapılan tekfattan iadeye göre iade yapılması söz konusu. Yalnız şurada bir şey daha var. Sözleşme ile eğer başlangıçta değiştirildiyse, hani bir sözleşme yapıldı, hemen akabinde tekrar bir sözleşme ile yapıldıysa ve Aralık ayında tekrar bitirmesi öngörüldüyse, o zaman yıl aşımı söz konusu olmadığından dolayı yapılan inşaat taahhüt işinin yıllara sari inşaat olarak kabul edilmesi mümkün değil. Terk edilen bir faaliyetten dolayı zarar edilmiştir. Bu zararın yeni başlanacak bir faaliyette mahsubu mümkün müdür diye sorulmuş. Şimdi burada terk edilen bir faaliyetten dolayı zarar ortaya çıksa da yeni başlanacak bir faaliyette bu zararın indirim konusu yapılması mümkün değil. Eğitim sağlık harcamalarında indirim konusu yapılacak tutar hangisidir? KDV dahil mi yoksa KDV hariç mi? Burada KDV dahil tutarın dikkat alınması gerekiyor. Ticari faaliyet çerçevesinde düzenlenen senetlerin vadesinde ödenmemesi nedeniyle ortaya çıkan protesto masrafları gider olarak indirilebilir mi şeklinde bir soru var. İndirilmesi mümkün. Şöyle şunları ayırmıştım, onları şey yapalım. İki işverenden alınan ücret aynı dönemde alınan ücret mi yoksa farklı dönemlerde alınan ücret midir? Bunu tekfat açısından sorulmuştur diye düşünüyorum. Çünkü hani bir işverende eğer çalışan bir kişi varsa artan oranlı vergi uygulanması gerekiyor. Eğer ikinci bir işverende tekrar çalışmaya başlandıysa eğer artan oranlı vergi tekrar %15'ten başlaması gerekir. O şekilde sorulmak istendi diye düşünüyorum ben. Çünkü altta Ocak-Haziran döneminde çalışılmış, diğer işverende Temmuz-Aralık ayında çalışılmaya başlanmış. Yani Temmuz ayında çalışılmaya başlanmış. Bu durumda tekrar Temmuz ayında çalışmaya başlanıldığı dönemde de yani önceki dönemde %20'lik dilime veya işte daha üst dilimlerine geçmiş olsa dahi kişiden Temmuz ayından itibaren %15 üzerinden vergi tekfatı yapılacaktır. 29 bin lira brüt işleri kira geliri olan serbest meslek kazanç veya ticari kazanç gelir vergisinin beyannamesine dahil edilecek mi? Burada brüt işleri kiranın dahil edilmesi gerekiyor. İş yerinde gerçekleşen kaza dolayısıyla işçinin açmış olduğu dava sonucu ödenen tazminatlar gider yazılabilir mi?
Burada şöyle bir şey söz konusu, tazminatların indirim konusu yapılabilmesi için 40. maddeye istinaden sözleşmeye, mukavelenameye, ilama veya da mahkeme kararına dayalı olarak yapılması gerekiyor. Ancak kişinin kusurunun orada olmaması gerekiyor. Burada mahkeme kararında eğer kişinin kusurundan bahsedilirse eğer, o takdirde indirim konusu yapılması mümkün değil. Bir de şüpheli, Metin Bey'in sorusuydu bu. Şüpheli alacaklarla ilgili bir sorusu var. O dönem itibariyle şüpheli alacak ayrılması söz konusu olacaktır. Yalnız özel maliyetlerle ilgili olan husus, usul müdürlüğünü de ilgilendirdiğinden veyahut da muhasebe kaydıyla ilgili direkt olarak biz görüş veremediğimizden dolayı onunla ilgili bilgiyi vermeyeyim. İş yerinden elde edilen geliri beyannamesi verilirken tahsil usulü mü geçerli olmalıdır? Kiracı stopaj ödediği halde kira tutarını tarafımıza ödememiştir. Bu durumda kira beyannamesi verilecek midir veyahut da nasıl düzenleme söz konusudur? Kira tutarlarında tahsil esası, yani gayrimenkul sermayelerinde tahsil esası geçerli olmakla beraber sonraki yıllara ilişkin olan kira gelirlerinde sadece bir fark vardır. Sonraki dönemlere ait olan kira gelirleri cari dönemde beyan edilmez, ilgili dönem yılı beklenir. Ancak geçmiş yılla ilişkin olan kira gelirleri tahsil edildikleri dönemde beyan edilmesi şarttır. Vergi mükellefi olmayan bir kişi kendisine ait bir arsa üzerine bir müteahhite bir iş yeri fabrika yaptırırsa ticari kazanç hükümlerine göre vergi mükellefi olmak zorunda mıdır? Fabrika binası bittiğinde iş yeri olarak kiraya verilecektir. Şimdi burada normalde özel bir inşaattan ayrılması söz konusu burada. Örnek özelgede sunumda yapmış olduğum örnek özelgede kendisi özel bir inşaata başlıyordu. Orada gayrimenkul alım satımıyla iştigal edenler ve özel inşaatta şahsi ihtiyaç kapsamını aşanlar normalde ticari kazanç mükellefi olması gerekiyordu. Ancak buradaki sorumuzda Emin Bey'in sorusunda müteahhite yaptırılıyor. Bu müteahhite yaptırılması da bir ticari kazanç söz konusu olmayacaktır. Ancak bunun bir hakkın kiraya verilmesi şeklinde, yani işletme hakkının kiraya verilmesi şeklinde bir durum söz konusuysa o zaman ticari kazançtan bahsetmemiz gerekiyor. Gayrimenkul sermaye adı yerine. Bilanço usulüne tabi şahıs işletmesinin mükellefin çalıştırdığı, eşine ödediği ücretler ve sigorta primlerini gider olarak yazabilir mi? Örneğimizde serbest meslek kazancı ile ilgili bir örnekti. Serbest meslek kazancında indirim konusu yapabiliyordu. Ancak burada şahıs işletmesinde indirim konusu yapılması mümkün değil. Yurt içinden ve yurt dışında ücret alan, kira geliri de olan şahıs, yıllık gelir vergisi yani istisna dışında bir gelir varmış. Ücretleri de beyan eder mi? Vergi mahsup edilebilir mi? Şeklinde bir soru var. Tam mükellefse eğer bu kişi, çünkü altta da yurt dışında 6 aydan az kalıyormuş. Yani dolayısıyla tam mükellef olduğundan bahsediliyor buradaki kişinin. Tam mükellefler Türkiye içinde ve tüm dünya gelirleri üzerinden vergilendirilmesi gerekir. Dolayısıyla yurt içinde veya da yurt dışında ücret aldıysa eğer istisna kapsamında dışında olduğu söyleniyor ki sadece yurt dışındaki, yani 23. maddedeki istisna kapsamında olmadığı bahsediliyor burada. O zaman onun beyan edilmesi, vergilendirilmesi gerekir. Almanya'da mahsup edilebilir. Tabii ki vergileri tabii vergi. Yurt dışında eğer bir vergi ödenmişse onun beyan edilen gelirden indirim konusu yapılması söz konusu. Almanya'da %5 ortağı bir şirketten elde edilen kar payı burada gelir vergisine tabi midir denilmiş. Burada yine dediğim gibi tüm dünya gelirleri üzerinden tam mükellefler beyannamesine vermek ve beyan etmek durumundadır. Yalnız çift vergilendirmeyi önleme anlaşmalarına da bakılması gerekir. Buradaki Almanya ile ilgili olan çift vergilendirme anlaşması da kar payı vergilendirmesi ile ilgili hususların da dikkate alınması şarttır. Öncelikle o hükümlere bakılması gerekiyor cevap verebilmek açısından. Kat karşılığı verilen arsa üzerine yapılan binada müteahhitin geç teslimden kaynaklanan kira tazminatı gelir vergisine tabi midir denilmiş. Burada her ne kadar adı kira bileni olsa arkadaşımızın da sorduğu gibi Nuran Şahin'in sormuş olduğu gibi tazminattır. Tazminatta yeni gelir unsurunun içerisinde yer almadığından dolayı beyan edilmesine gerek bulunmamakta. Kentsel dönüşüm kapsamı beyanname veriliyorsa dahi beyannameye dahil edilmeyecek. Kentsel dönüşüm kapsamında belediyelerden alınan kira gelir vergisine tabi midir? Burada da yine aynı şekilde değil.
ticari kazanç mükellefi Bağkur'dan malen emekli olursa mükellefiyetini kapatmasını, işini terk etmesi gerekir mi? Normalde biz de gelir vergisi kanunu açısından, yani sigortadan emekli olunup olmaması bizim için önemli değil. Bizde olayın gerçek mahiyeti önemlidir. Bir faaliyet varsa onun vergilendirilmesi gerekir. Dolayısıyla yani Bağkur'dan emekli olmuş olması bize hani vergi kanunlarımız açısından bir önemi bulunmamaktadır. Serbest meslek faaliyeti yürüten mükellefin krediyle almış olduğu, gayrimenkulden elde etmiş olduğu kira gelirinden başka kredi faizini gider olarak göstermesi mümkün müdür? Eğer gayrimenkul sermaye aracından dolayı beyanname veriyorsa indirim yapması söz konusu. Gayrimenkul sermaye aracından dolayı bir beyanname vermiyorsa buna ait olan faiz giderini serbest meslek faaliyetinden indirmesi söz konusu. Serbest meslek faaliyetine ilişkin kazançtan indirmesi söz konusu olamayacaktır. Bir dairem vardı. 2015 yılı içerisinde kiraya verdim. Daha öncesinde borç tutuyordum. Kredi ile ikinci bir daire aldım. Kiraya verdim. Ayrıca kirada ödüyorum, kirada oturuyorum. Gelir vergisi beyanımda ödediğim kirayı, krediye ödediğim faizi serbest meslek kazancımdan indirebilir miyim? Öncelikle şuna dikkat edilmesi gerekiyor. Burada kira için ödemiş olduğunuz tutarlar, eğer gayrimenkul sermayesinden indirim konusu yaptığınızda bir zarar ortaya çıkıyorsa onu diğer kazancınızdan, yani serbest meslek kazancından indirim konusu yapılması mümkün değil. Ancak ödenen faizlerin, ama gayrimenkulle ilişkin olan faizlerin, kiraya veren gayrimenkulle ilişkin faizlerin indirim konusu yapılması mümkün. Yalnız Seyhan Bey'in sormuş olduğu soru, Fatih Bey'in sormuş olduğu soru yeni güncel bir mevzuatımızla ilgili aynı konuya ilişkin 6663 sayılı genç girişimcilere sağlanan ilgili. Onlarla ilgili GİRDAS Başkanlığımız bir düzenleme yapacaktır. Ondan dolayı burada herhangi bir şu anda açıklama yapmam mümkün değil. Açıklamayı beklememiz gerekiyor. Ancak şunu da söyleyeyim. Oradaki kanun maddesinde normalde 29, yani daha doğrusu işe başladığı tarih itibariyle 29 yeni işe başlayanlar için söz konusu burada. 29 yaşında olması gerek, yani 29 yaşından aşağı olması gerekiyor ve orada sayılmış olan şartların da yerine getirildiği takdirde o 75 bin liralık istisna tutarından faydalanılması mümkün. Ancak hangi dönemde başlıyorla ilgili bir takım sorular var, onlarda ilgili de GİRDAS Başkanlığı düzenleme, yani başkanlığımız düzenleme yapacaktır. Mehtap Hanım'ın sorusu, Göksel Bey'in sorusu, Turgay Bey'in sorusu, Çiğdem Akbay'ın sorusu, David Habib Bey'in sorusu, Seçkin Yaşar Bey'in sorusu, Metin Dişkaya'nın sorusu, onu cevapladım. Bunların sorularında eğer sunum sonrasında eğer şey yaparlarsa bir takım açıklanması gereken hususlar var. Çünkü dikkat edilmesi gereken hususlar var. Onları da o zaman izah etmeye çalışırız. Gerekirse maillerine verirlerse maillerine de gerekli bilgileri göndeririz. Çünkü özellikle kapsamında değil, ancak cevaplanması için kişilerden bilgi almamız gerekiyor. Ondan dolayı şu anda cevaplandıramıyorum. Teşekkür ederim. Biz de teşekkür ediyoruz. Böylece ilk elden soruların cevaplarını öğrenmiş olduk. Konuşmacıların ekleyeceği bir şeyler varsa birer dakika bir ek süre verebilirim. Yok sizin hocam, sizin Kadir Bey. Teşekkür ederim. Yok. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Bir küçük ödül törenimiz var. Ondan sonra zamana da uymuş olacağız. Bu vesileyle ben de İSMA'ya, Sayın Başkan'a, yönetim kurulu üyelerine çok çok teşekkür ediyorum. Değerli meslektaşlarım, katkılarından dolayı değerli konuşmacılarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Hayal ettiğimiz bir ortamda ve hayal ettiğimiz şartlarda mesleğimizi yapmak dileğiyle muhasebe haftamızı kutluyorum ve plaket törenimiz var. Oturum başkanımız Profesör Doktor Hakan Uzel Türkiye plaketini vermek üzere. Yönetim Kurulu Üyemiz Salih Aydar Tuncu davet ediyorum. (Gülüyor)
Doktor Veysi Seviye plaketini vermek üzere Oda Başkanımız Sayın Yahya Arıkın'ı davet ediyorum. Emre Kartaloğlu'na plaketini vermek üzere Oda Yönetim Kurulu üyemiz Abdülkadir Şahin'i davet ediyorum. Kadir Önder'e plaketini vermek üzere yönetim kurulu üyemiz Orhan Sarıgene'yi davet ediyorum. Bir başka seminerde tekrar görüşmek dileğiyle hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Arkadaşlar, gitmeden bir önerim var. 1200 kişiyle başladık. 200 kişiyle bu eğitimi tamamlıyoruz. Diyorum ki eğitim başı kapıları kilitleyelim. Bitiş saatinde 5 diyelim. O saatte kapıları açalım. Ne dersin arkadaşlar?